Da çocuklara uygun olmayan en korkunç oyunları inceleyeceğiz. Gerçekten hepsi birbirinden gizemli ve ürkütücüler. Çocuklara uygun olmayan çizgi filmlerde gelsin istiyorsanız bu videoya 31 link gelir mi? Gerçekten sizler için şok edici detaylar bulduk. Emeğe karşılık like atmayı ve abone olmayı unutmayın sakın. Ayrıca yorumlara en sevdiğiniz oyunu da yazmayı unutmayın. Bakalım favori oyununuz neymiş? Tüm bunları yapan harika takipçilerim, hazır mısınız? Bay Domates. Bay Domates oyununda sevimli, aynı zamanda iştahlı olan bir domatese istediği yiyeceklerden yediriyoruz. Fakat bunun bir de karanlık tarafı var. Oyunun bazı sonlarında domates çıldırıyor. Hatta uçuyor. İşte bilmediğiniz korkunç yüzü. Oyunun 7 farklı sonu var ve hepsi de birbirinden garip ve ürkütücü. Oyuna ilk girdiğinizde sizi karşılayan bu garip Bay Domates'le karşılaşıyorsunuz. I am very glad that you decided to help me. I would like you to feed me, because I'm very hungry, and I can't eat on my own. Ve kendisi yemek yiyemediği için bizim beslememizi istiyor. I want to eat some chocolate. Ona yanlış yiyeceği verirseniz, üstteki sinir sayıcı artar ve 10 olursa... I did not ask for this. Psikopatlaşıp el, göz ve beyin yedirmemizi istiyor. Ve onu da bitirince bizi bilmediğimiz bir siteye atıyor. Karşımıza çıkan fotoğrafta gizlenmiş şifreler bulunuyor. Bu garip metin sembolleri aslında Wing'in dilinde yazılmış. Ve çevirirsek eğer, ben içerideyim oluyor. Bunun anlamını ileride çözeceğiz. Peki her şeyi doğru yaparsak, Bay Domates'e her yiyeceği hatasız verirsek ne olur? Gözleri beyaza dönüyor ve uçmaya başlıyor. Congratulations. You almost finished the game. Good job, but not good enough. Oh, don't worry. Your soul will be completely enough for me to ignore your mistakes. And now, give me your soul. Ona verebileceğimiz yiyeceklerde ise zehir var. Eğer sürekli zehir verirseniz sinirlenme seviyesi artıyor. Ve bununla karşılaşıyoruz. Ve kazandığımızı söyleyip oyunu bitiriyor. Oyuna tekrardan girersek eğer, mutfakta Bay Domates'in olmadığını görüyoruz. Evet, gerçekten oldukça farklı son var. Fakat en tehlikelisi, bilgisayarı tamamen hacklediği an. Yine oyunu oynarken, her şeyi doğru yapıyoruz ve domatesi sinirlendirmiyoruz. Okay, that's all. Thank you very much for your help. You did everything perfectly and exactly as I planned. Unfortunately, I don't need you anymore, since you have already completed your work. But I won't leave you without nothing. Here. I just created a file on your computer. I put there and where text,
that I found in the game code, it is useless to me, since I cannot read it. Maybe you need it, I would have deleted it anyway. Now get out and don't come back here never again. Bize teşekkür ediyor ve artık bize ihtiyacı olmadığını söylüyor. Ödül olarak da bilgisayarımızda bir dosya oluşturuyor. Kendisi dosyadaki notu okuyamadığı için bizim okumamızı istiyor. Garip bir hediye olsa gerek. Son olarak da gitmemizi ve asla geri dönmememizi istiyor. Asla. Bize bıraktığı hediyeye bakarsak sadece sayılarla dolu bir dosya. Elbette bu sayılarda da gizli bir şifre var. Merhaba, umarım biri bu mesajı bulur. Bu notun her harfini bir sayıyla değiştireceğim. Böylece o okuyamayacak. Biri gerçekten bunu okuyorsa, bilmeni isterim ki her şey göründüğü gibi değil. Asla ona güvenme. O düşündüğünden daha zeki. Eğer istediği her şeyi yaparsan, inanılmaz bir güce ulaşabilir. Ne kadar çok kod parçasını emerse o kadar güçlenecek. Notta yazan bu sözlerle hikayeyi az çok anlıyoruz. Bay Domates'e yedirdiğimiz her yiyecek aslında birer kod. Yani Bay Domates aslında bir bilgisayar virüsü. Ve biz ona yemek yedirdikçe o daha da güçleniyor. Eğer Bay Domates'in sözünü dinlemez ve tekrardan oyuna girerseniz, bununla karşılaşacaksınız. Did you forget what I told you? Don't come back. I said don't come back. Never again. I was so kind to you and you ignored me. Well, I guess that I have no other choice. Bay Domates bundan sonra daha da güçleniyor ve hatta bilgisayarımıza bu gizli notu bırakıyor. Bu oyun artık senin değil. Artık benim, sadece benim, sadece benim şeklinde devam ediyor. Bu oyunu silmek kesinlikle imkansız ve indirdiğinizde ise tek oynama hakkınız var. Fakat oyunun konsoluna girip gerekli şifreyi yazarsanız silebilirsiniz. Tabi Bay Domates'in size birkaç sözü olur. Oh, well, I didn't expect to see you here. I have to say you aren't as dumb as they thought. But despite this, I'm still smarter than you. I'm still stronger than you. With this power, I can do whatever I want. I am a god now. Wait, why do I need this game when I can take control of the whole system? Any last words? Because this system no longer belongs to you, mortal. Goodbye. Ve sonunda da duyduğunuz gibi, bilgisayarımızı tamamen ele geçiriyor. Ve bize ölümlü diyor. Bu da kendisinin aslında ölümsüz olduğunu doğruluyor. Daha sonra sistemimize girdiğine dair hatalar almaya başlıyoruz. Tüm dosyalarımızı siliyor ve bilgisayarımızın kontrolünü tamamen ele geçiriyor. Tabii ki bunlar gerçekten de virüs değiller. Sadece oyunun bir parçası. Elbette birkaç farklılıkla Bay Domates'i yok edebilirsiniz. Fakat o mutlaka geri dönecektir. Oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi gerçekten merak ettim. Haydi yorumlara yazın. Bu oyunu abimle birlikte Oyun Camiası kanalımızda oynamıştık. Gerçekten tüylü ürpertici, aynı zamanda da eğlenceli bir video oldu. Al sana. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan bizi tehdit ediyor. Aa, işe yaramazsın elimize. Arkadaşlar, bayağı psikopatlaştı bu. Gördün mü? Bak onun dediğini yapmayınca nasıl, evet, nasıl şimdi... psikopat oldu. Ulan onun tatlış karakteri var, nasıl hale geldi. Onu da kesinlikle izleyin. Şimdi diğer oyuna geçme vakti. Amanda. Maceracı Amanda oyunu. Oyunda izlediğimiz 3 kaset var ve bu kasetlerin ana karakterleri Amanda adındaki bir kız ve Wooly isimli bir koyun. Tamamen çocuklar için yapılmış ve yazı yazmayı öğreten bir çocuk programının kasetleri bunlar.
Fakat tam olarak çocuklara uygun değil. Aslında çok karanlık ve derin gizemleri var. Kasetlerden ilkini açtığımızda iki karakterin de bizi karşıladığını görüyoruz. Marketten elma almamız gerekiyor. And I love apples. Do you like apples? I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something. Fakat Willy'nin alerjisi olmasına rağmen Amanda onu zorluyor. Bu da sandığımız kadar masum olmadığının göstergesi. Burada canlı olan sadece Amanda ve Willy değil. Etraftaki her şey canlı. Evler, ağaçlar. Ürkütücü şekilde hareket ediyorlar. Sanki bu kasete zorla hapsedilmiş gibi. İkinci kasette ise Willy bizi uyarmaya çalışıyor. Ve Amanda buna izin vermiyor. Sizce orada ne diyecekti? Sonra ise büyük anne için et almaya gidiyoruz. Ama büyük anne vejetaryen, yani et yiyemiyor. Et yazarsanız her şey normal. Fakat erlem, yani koyun yazarsanız gizli bir kasede ulaşıyoruz. Willy bizi ne kadar uyarsa da Amanda ona doğru bakıyor ve sanki vuracakmış gibi Willy geri çekiliyor. Koyun yazdığımız için gelen gizli kasede açtığımızda bir ev görüyoruz. Ardından ise bir orman. Fakat dikkatli bakın, yaprakların arasında bize doğru bakan ürkütücü bir yüz var. Sonraki fotoğraf ise gerçekten ürkünç. Kesilmiş hayvanlar görüyoruz ve 826 sayısı var. 826'ya melek sayısı da deniliyor. Fakat görsellerle ne ilgisi olabilir? Gerçekten ilginç. Son kasette ise Amanda bir evin önünde duruyor. Ve yanında Willy'nin yününe benzer bir şey var. Veya bir taş da olabilir. Ardından Amanda eve tıklamamızı istiyor. Onun yerine bir parka tıklarsanız ay ve park siliniyor. Ve Amanda sinirlenip eve gösteriyor. Eve girdiğimizde ise olaylar korkunçlaşıyor ve Amanda resmen deliriyor. Ardından garip bir yaratık çıkıyor ve oyun bitiyor. Gerçekten oldukça gizemli, bir o kadar da ürkütücü bir oyun. Beni en çok etkileyen ise oyun boyunca aslında o yaratığın arkamızda olması. Evet, gerçekten tülü ürpertici. Peki bu yaratık kim olabilir? Saçları Amanda'ya benzese de bu kişi Amanda olmayabilir. Ya sizce? Belki de bunu oyunun yeni sürümlerinde anlayabiliriz. Çocuklar için yapılsa da çocuklara hiç de uygun olmayan bir oyun. Bu oyunu da oynayacağım yasak kanalımızda oynamıştık. Kesinlikle izleyin. Çok iyi bir videoydu. Evler niye halay çekiyor? Hoş geldiniz! Niye bu kadar üzgün duruyor kuzu? Tipe baksana ağlayacak sanki. Kuzu sanki zorla tutuluyor gibi. Baba! Acı bile bile gidin acı bismillahirrahmanirrahim. Sizce bu iki oyundan hangisi daha korkunçtu? Bence ikisi de birbirinden gizemli ve ürkütücüydü. Fikirlerinizi yorumlara yazın bakalım.
Diğer çocuklara uygun olmayan oyunların da gizem videosu gelsin istiyorsanız bu videoya 30 bin like gelir mi? Haydi bakalım. Gelirse eğer gizemli videoları tam gaz devam. Bu arada bu yaz Discord sunucumuzda çok eğleneceğiz. Siz de kesinlikle katılmalısınız. Yeni videoyu da herkesten önce bilmek için diğer sosyal medyalardan da bizi takip edin. Tüm bunları yapan biricik takipçilerim, harikasınız. O halde diğer videomuza kadar hoşça kalın, birlik kalın. Thank you.